Çok değerli Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları. Atatürk'ü anma ve anlama programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama başlamadan önce hepinizi büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve demokrasi şehitleri adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Daha fazla saygı, sevgi, hasret ve özlemle anıyoruz. Asıl önemli olan, onu 100 yılın en büyük ölümsüz lideri yapan, bu Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış olması değildir. Dağılmış bir imparatorluktan yoksul ve yorgun düşmüş bir halkı, millet bir ulus bir haline getirmiş ve bir cumhuriyet kurmuştur. Bugün ayakları üstünde duran, yurt içinde ve yurt dışında, çağdaş, eğitimli, başarılı kadınlar olarak yaşıyorsak, bunları önce büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, sonra da onun kurduğu cumhuriyete borçlu olduğumuzu unutmamalı ve Türk kadınları olarak aydınlanma mücadelesinde her zaman ön safhada savaşmalıyız. Atatürk'ümüze inanç ve şükran borcumuzu ödemenin en büyük yolu, ona ve eserine sahip çıkmak, devrimlerini ileriye taşımaktır. Atatürkçülük, onu tabulaştırmak değil, büyük bir değer birlikte, duygu ve düşünce birlikteliğiyle, ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, gösterdiği yolda ve hedefte ödünsüz yürümektir. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın ilk yolu, Atatürkçü düşünce sistemini, kaynaklarını, problemlere bakış açısını, çözüm tekniklerini, onun duygu ve düşüncelerini, halkına ve vatanına olan inancını idrakla başlar. Bunun içindir ki 10 Kasımlar bir yaz günü değil, bugün değerli konuşmacılarla yapacağımız gibi Atatürkçü düşüncenin anlaşıldığı, daha da büyüdüğü günler olmalıdır. Ben öncelikle bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Tebrik etmiş oluyorum. Hem de birazdan izleyeceğimiz filmi merakla bekliyorum. Çünkü benim açımdan 4 yıl sene Bulgaristan'ın Filibe şehrinde başkonsolosluk yapmış biri olarak Mustafa Kemal'in Sofya Yılları başlığı ayrıca bir önem taşıyor. Hem orada geçirdiğim 4 yıl sırasında Bulgaristan, Bulgar halkı, oradaki tarihimiz ve Mustafa Kemal'in Sofya Büyükelçiliği'ndeki görevi sırasında edindiği gözlemler, tecrübeler ve bunları daha ileriki safhada Cumhuriyet'in ilk yıllarında eğitimde olsun, sanatta olsun, bilim ve kültürde olsun toplumu, ülkeyi, kültürü yeniden yapılandırırken kullanması çok ilgimi çekmişti. Ayrıca bu filmin yapımcısı olan Sayın Nahide Deniz'le de ta o yıllardan, 2005'li yıllardan kaç sene geçmiş yani 17 yıllık dostluğumuz olması da beni çok heyecanlandırıyor. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim şimdi emekli amiral, siyasi analist, araştırmacı yazar Sayın Türker Ertürk'ü davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Büyükelçim, İngiltere Atatürk'ün Düşünce Derneği Başkanı Jale Hanım, sayın hanımefendiler, beyefendiler, herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Atatürk'ün yaşamından bir kesit sunacak Sofya ile ilgili filmi izlemek için geldik buraya. Yapımcıları Naide Hanım aramızda, bir de Ufuk Bey var,
onları kutluyorum böyle bir başarıya imza attıkları için. Bugün Atatürk'e düşmanlık edildikçe Atatürk daha çok büyüyor. Atatürk'ün değerini gerçekten daha fazla hissediyoruz. Bizi Atatürk'ü ölümsüz kılan onun aydınlanmacı yönüdür, devrimci yönüdür. Tabii ki Atatürk'ün insan olarak özellikleri vardır. Devlet adamı olarak özellikleri vardır. Asker, evet, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla bitirmiştir. Ama Atatürk'ü Atatürk yapan aydınlanmacı yönüdür, devrimci yönüdür. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Filmi görmek istiyoruz. Bakalım Nahide Hanım arkadaşı Ufuk Bey'le birlikte bu kesiti bize nasıl sunacak? Daha sonra değerlendirmelerimizi kendisine ileteceğiz tabii. Teşekkür ediyorum. Şimdi de UCL'deki profesör Cemil Esenli kısa bir konuşma yapacak. Buyurun hocam. Çok memnunum ben bu güzel törene davet ettiğinize göre. Mutluyum ki Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün Londra'da düzenlenen bir tedbirinde konuşmasıyım. Sayın Büyükelçim, Atatürk Düşünce Başkanı, Azerbaycan evinin başkanı Londra'da Ali Bey, bugün 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir liderin anım tedbiridir. Mustafa Kemal Paşa, savaşı kaybetmiş bir ülkede yeni bir devlet kurdu. Türk milletinin yaşam hakkına sahip olduğun bir kez daha ortaya koydu. Kemalizm ideyası bir vatançılıkçıydı, bir devletçilikçiydi, bir modernizmiydi. Ben filme şimdi seyredeceğiz, onların yaradıcı heyetin tebrik ederim ve ümit ediyorum ki Atatürk'ün adına ve emellerine layık bir film hazırlayıplar. Önceden onları tebrik ederim. Bir de benim bu Güney Kafkasya, Türkiye, Rusya, İran arasında ki bir araştırmam var, Amerika'da basılmış. Maalesef yanında iki kopyadır. Birini demeli Sayın Büyükelçi hadiye edirəm ki ondan kullansınlar. Bir de yazar araştırması olduğu için emekli admiralımıza hadiye edirəm. Değerli hocamıza çok teşekkür ederiz konuşmasından. Efendim şimdi yapımcı, dokümenter filmin ortak yapımcısı Nahide Hanım'ı takdim etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de kurucu üyesi olduğum, aynı zamanda başkanlığını da yaptım. Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu 7 ülkeden 14 dernekten meydana geliyor. Bizi sayın ortak yapımcılarından ve yönetmen Ufuk Karakaş bu filmi söylediği zaman çok heyecanlanmıştık. Ve hemen bunu bir görev kabul ederekten ilk Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu üyelerinden ilk burada gösterim yapılıyor. 6'sında Washington'da olacak, 10'unda Florida'da olacak, Aralık ayında da İsveç, Almanya'daki derneklerimiz, Avusturya ve Norveç'te yapılacak bu. Bunun yanında platforma üye olmayan dernekleri de bizzat biz örgütleyerek bu önemli belgeselin, atamızın az bilinen yönünü ortaya çıkartan bu dokümenterin filmin bütün Avrupa'da gösterilmesi için elimizden gelen desteği de yapacağız. Ben şimdi ben Nahide Hanım'ı buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli konuklar,
Mustafa Kemal'in Sophie yılları 1913-1915 belgesel filmimizin Londra'da ilk gösterimi için aranızda bulunmaktan son derece mutluyum. Şeref verdiniz. Ben aslen atamızın 109 yıl önce Bulgaristan'da ilk Türk ateşe militer olarak görev yaptı. Bulgaristan'da doğdum ve yetiştim. Bulgaristan'da totaliter rejim döneminde Mustafa Kemal'in Sofya'daki görevi hakkında tarih kitaplarında bahsedilmiyordu. Daha çok bir Bulgar generalin kızı namı diğer miti Dimitrina Kovacova ile duygusal bağ hakkında hikayeler yazılıyordu, çiziliyordu. Aslında life story, aşk hikayesi güzel bir şeydir. Ama sadece yazı, sadece bu yoldan giderseniz diğer önemli detayları kaçırmış olursunuz. Belgeselimizin premieri Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçimiz Sayın Aylin Sekizkök'ün ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mustafa Kemal'in 109 yıl önce Yeniçeri kıyafetiyle bir baloya katıldığı Sofya Askeri Kulüp'te gerçekleşti. Ardından Brüksel'de Büyükelçiliğimiz Hasan Ulusoy'un ev sahipliğinde gösterildi. Devamlı Eskişehir'de, Filibe'de, Mestanlı'da da izleyicilerle buluştu. Önümüzdeki 6 Kasım'da ise Amerika Atatürk Derneği'nin organizasyonuyla Amerika'nın en köklü üniversitelerinden Washington'daki George Washington Üniversitesi'nde gösterilecek. Ardından Florida ve Güney Kaliforniya'daki Türk-Amerikan derneklerinin organizasyonuyla oradaki izleyicilerle buluşacak. Yönetmen arkadaşımız Ufuk Karakaş'ın her ikimizin de mesleki çalışmalarımızda çakıl taşı olan Mustafa Kemal'in Sofya Yılları filmiyle şimdi huzurunuzdayız. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunuyor. İyi seyirler diliyorum. Eski zamanlarından beri Türkler için önemli bir yer olmuştur. Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında geçit konumunda olan Balkanlar adını Bulgaristan'ı ikiye bölen Sırıdağ'dan almıştır. 10 Ağustos 1913 yılında 2. Balkan Savaşı'nı bitiren Bükreş Antlaşması'nın imzalanmasının ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya savaşın yorgunluğunu yavaş yavaş üzerinden atmaya başlamıştır. Sonsuza dek izinleyin atam, şerefsizim olsun. Atam, göster değil hedefe, hiç durmadan geleceğe.